Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sevgili basın, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Bugün belediye başkan aday adayımız Tuğrul Bey'in basın açıklaması var. Tabii biz de onun için toplandık ama dün de Yalvaç'ta bildiğiniz gibi KYK yurtlarında 274 tane, 300 küsur olacak öğrenci yemekten zehirlendi. Bugün hastanelerde tedavi altındalar. Hem onu duyuralım hem de KYK'da yaşanan şeyler Türkiye çapında artık çok olmaya başladı. Yani devletin denetimi altındaki yurtlarda bir asansör faciaları yaşıyoruz. Ölümler görüyoruz. Çocuklarımızın can güvenliği tehlike altında. Bunlar yetmezmiş gibi. Geçen dönem Isparta KYK'sında da ve diğer KYK yurtlarında da yemeklerin kötü, gıdaların kalitesiz, bayat ve zehirlemeye yol açacak şekilde niteliksiz olduğunu görüyoruz. İşte dün de Yalvaç ilçemizde çok büyük sayıda öğrencinin zehirlendiği haberi basına da düştü. Hiçbir şey olmamış gibi iktidarın milletvekilleri koşturarak gidiyor. Hani sanki misafir gibi dolaşıp taze geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. Sorumluluk sahibi olan insanlar ya da kurumlar görevlerini yerine getirmek zorundadırlar. Eğer getirmiyorlarsa da bunların teftişi, soruşturması vardır. Gereği yapılmalıdır. Bu kaçıncı? Bunu artık ses çıkarmak gerekiyor. Biz de buradan kamuoyunun duyarlı olmasını, ilgili kurumların da olaylar yaşandıktan sonra değil, bu süreç, yani bu yemek işleri, ihaleler, hangi şirketler, kim nasıl alıyor, hangi fiyatla alıyor, yani bütün bunların araştırıp incelenmesi ve alınan gıdaların da denetlenmesi gerekiyor. Bütün bu anlamda ilgilileri buradan uyarıyoruz. Genç Kolları Başkanımız da hazırlamış olduğu bir metni burada okuyacak. Ondan sonra Tuğrul Bey'in programına geçeceğiz. KYK yurtlarında yaşanan problemlerle ilgili artık derin endişeler duymaktayız. Isparta gibi öğrenci yoğunluğuna sahip şehirlerde KYK yurtlarının öğrenci nüfusundaki azalmalar görülüyor. Bunun sebepleri yurtlarda ortaya çıkan problemler, yemekhane şikayetleri, konfor eksiklikleri ve diğer sorunlar maalesef başta sebepler arasında. Devletin bu yurtlarda yaşanan aksakları gideremediği, öğrenci ailelerinin güvenini kaybettiğini bu şekilde görüyoruz. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde konaklamalarının sağlanamadığı ve bu durumun eğitimlerini olumsuz etkileri de gözler önünde. En başından beri sürekli ses olmaya çalıştığımız asansör sorunları, şimdi KYK yemeklerinin kötü olmasından kaynaklanan, dün gece de Yalvaç ilçemizde 250'ye geçkin öğrenci kardeşimizin zehirlenmesi gibi sorunlardan oluşan ihmalsizlikleri artık göz ardı edemeyiz. Aynı olay geçtiğimiz ay Merkez ilçe Bediüzzaman Kız KYK yurdunda da yaşanmıştı ve Kredi Yurtlar Kurum Müdür Yardımcısı denetlemeye gelmişti. Hiç kimse yaşanan olaylardan ders çıkarmıyor mu? Bir ayda ikinci kez yaşanan aynı olay asla kabul edilemez. Öğrenci kardeşlerimizin canlarına kastedecek ihmalsizlikler yüzünden bir arkadaşımızın daha canından olmasını istemiyoruz. Buradan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a soruyorum. Dönem açıldığından beri ardı arkası kesilmeyen KYK sorunları için ne yapıyorlar? Denetimler göz boyamak için mi yapılıyor? Öğrenci kardeşlerimizi gerçekten ne olarak görüyorlar? Artık yeter. Yapılan denetimlerin yetersizliği gözler önündedir. Denetimlerin sadece formalite amacıyla gerçekleştirildiği de aşikardır. Öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve konforlu bir eğitim ortamında bulunmaları için tekrar söylüyoruz. KYK yurtlarındaki eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini, bu sorunların çözümleri için de tekrar iktidara çağrıda bulunuyoruz. Çünkü genç neslin geleceği için bu tür aksaklıklar kabul edilemez olduğunu bildirip tüm kardeşlerimizin de daima yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Teşekkürler. Sözü belediye başkan adayımız, aday adayımız Tuğrul Bey'e bırakıyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Değerli partililerim, saygıdeğer Ispartalı hemşerilerim, basınımızın güzide mensupları. Bugün burada sizlerle olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Isparta Belediye Başkanlığı için aday adaylığımı resmi olarak duyurmak üzere huzurlarınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Isparta sadece benim memleketim değil, aynı zamanda sevdam, tutkum ve varoluş sebebim. Bu güzel şehrimizi hak ettiği yere taşımak için kararlı ve vizyoner adımlar atmak benim en büyük hedefim. Planladığım projelerle Isparta'mızın her köşesini yenilemeyi, modern ve sürdürülebilir bir kent bilinci oluşturmayı amaçlıyorum. Bu vizyon sadece fiziksel yapılanmayı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimi de kapsıyor. Gençlerimiz için daha fazla eğitim ve iş imkanı,
Kadınlarımız için güçlendirici programlar, yaşlarımız için konforlu ve güvenli yaşam alanları oluşturacağım. Tarım ve turizm alanında Isparta'nın doğal ve tarihi zenginliklerini daha etkin kullanarak ekonomimizi canlandıracağız. Yerel üreticilerimizi destekleyecek, şehrimizin her köşesi birer cazibe merkezi haline getireceğiz. Hizmet anlayışım şeffaf, adil ve her zaman siz değerli hemşehrilerin ihtiyaçlarına odaklanacak şekilde olacak. Belediyeciliği sadece hizmet sunmak olarak görmüyor, aynı zamanda sizlerle birlikte sunmak, aynı zamanda sizlerle birlikte yönetmek olarak algılıyorum. Sizin sesiniz, sizin fikirleriniz bu şehrin geleceğini şekillendirmede en büyük gücümüz olacaktır. Önümüzdeki 5 yıl Isparta için yenilik ve gelişimin yılları olacak. Ben bugünden çok çalışarak ikinci bir 5 yılı hak etmenin ve toplamda 10 yılda Isparta'yı adından söz ettirecek bir şehir yapmaya hazırım. Sizlerin desteği ve katılımıyla Isparta'yı hak ettiği yerlere daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağız. Bu yolda sizlerin desteğini bekliyor, sevgi ve saygılarımla teşekkür ediyorum. Gene değerli partililerim, sizlerin memleket sevdanızı biliyorum. Ülkemiz ve Isparta'mızın aydınlık, çağdaş geleceği için yılmadan, yıkılmadan çok çalıştınız, çok mücadele ettiniz. Önümüzde yeniden mücadele edeceğimiz bir saha var. Ben hiçbir partilimi bu mücadelede ne maddi ne manevi olarak ezdirmeyeceğim. Birbirimize kenetlenerek hakça, adilce ve eşitçe yönetilen belediyecilik anlayışının meşalesini Isparta'da hep birlikte yakacağız. Birlikte dirlik vardır. Dirliğimiz için birlikte olmalıyız. Buna mecburuz. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte gül kokan, gül gibi şehrin mutlu insanlar olacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şeyde yapmak isterim. Hem basındaki arkadaşlarımız hem de partilerim sorular sormak isterse tabii. Canı Göl'den cevaplar. Evet. Kendinizden bahseder misiniz? Ben Isparta'nın sütçülerin içerisindeyim. Beni tanıdığınızı tahmin ediyorum. Rahmetli babamı da tanıyorsunuz. Öyle hatırlıyorum sizi. Çağrı'yla Tuğrul aynı mı değil mi? Yani, yok değil. O Selçuk Devleti'nde de vardı. Çağrı ve Tuğrul Beyler. Ben daha küçüğüm. O abim. Ağabeyim. Peki Merkez İlçe Başkanı yapan Tuğrul Sütçü. Yok o abim o. İyi farklı ya. Merkez İlçe Başkanı yapan abim. Anlaştık. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayım. Ama İyi Partilerin, İyi Partili seçmenimizin oyları da buraya gelecek. Çünkü İyi Partili seçmenimiz kendini muhalif olarak tanımlayan bir seçmen. İktidara karşı muhalif olarak tanımlayan bir seçmen. İktidara göz kırpan hareketlerin hiçbirini de sıcak karşılamayacaklardır. Mutlaka seçimde onlar da bize destek olacaklardır. Hatta onlara şimdi buradan destekler için teşekkür etmeyi bile bir borç bilebilirim yani. Isparta'da Sütçüler ilçesindeyim. Üniversiteyi hukuk fakültesinde okudum. Serbest avukatlık yapmaktayım. Bundan önceki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'den milletvekili aday adaylığımı koydum son genel seçimde. Siyasi partiler noktasında tek üyeliğim siyasi parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptım. Tek adaylığımı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden verdim. Ama çeşitli STK'larda hem kuruculuk hem yöneticilik hem de başkanlık yaptım. Bizim kendi hemşeri vakfımızda da başkanlık icra ettim. Bunun haricinde gençlik yıllarımda Ülkü Camia'da, Ülkü Ocakları'nda çeşitli görevlerde bulundum. Görevler aldım. O yüzden Milliyetçi Camii, Sağ Camii'yi çok iyi tanırım. Rahmetli babam Merkez Sağ'da siyaset yaptı. Isparta'da Doğru Yol Partisi milletvekiliydi 20. dönem. O yüzden Merkez Sağ'daki seçmenlerin de gönül yardımıyla ezberlerini kırıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebileceklerini buradan onlara da duyurmuş olayım sizlerin aracılığıyla, basın aracılığıyla. Biz Isparta'yı Cumhuriyet Halk Partisi Belediye'yle tanıştırdığımızda o ezberler bozulacak. Nasıl hakça, eşitçe, belediyenin kaynaklarını nasıl vatandaşa... Ya heyecanımıza şeyler bile dayanmadı. Geliyoruz, gümbür gümbür geleceğiz. Onun gümbürtüsü diyelim buna biz. Isparta sağ seçmen, muhafazakar ve milliyetçi bir altyapıyla gözükmekle beraber Isparta halkı demokratiktir, sakindir, itidallidir, radikallik şeyleri sevmez. Hem Türkiye'nin genel analizini yapabilir hem de Isparta'nın analizini çok iyi yapar. Isparta hizmet almıyor. Hem genelde hizmet almıyor hem yerelde hizmet almıyor. Isparta'yı Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığında hizmet siyasetiyle de tekrardan tanıştıracağız. Peki aday yapılmadınız ve herhangi bir yerde de ilgilen meclisi veya belediye meclisinde yer almadınız. Evet. Başka bir ifadeyle servis dışı kalırsanız yine Cumhuriyet Halk Partisi'yle seçim meydanlarında çalışacak mısınız? Yani bunun cevabını şöyle verebiliriz. Bu işte bundan önce genel seçimlerinde sizin tabirinizde hatta ben biraz daha sertleştim. Taca attılar değil mi? Öyle derlerdir siyasetler. Ben ama seçimlerde listede olmama rağmen milletvekili listesinde yoktum. 4 tane aday arkadaşımız vardı pırlanta gibi. Ben sahada gelip onlarla beraber çalıştım. O mutluluğa, o şerefe eriştim. Gene öyle bir şey söz konusu olsa o mutluluğa, o şerefe erişmek için elinden gelen her şeyi yapar. Teşekkür ederim. Rica ederim.